Ayvalık Görsel Arşivi Sayın Sevim Kantarcan'la sohbetimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz evinizin olduğu yer şu anda sizin ana cadde. Bu caddenin eski halinden bize bahseder misiniz? O çocukluk anılarınızla birleştirerek o cadde nasıldı? Cadde hükümete doğru gidiyordu. Hükümet Caddesi adıydı. Ziraat Mantıklası'nın. Bu arada özür dilerim. Hükümet binası dediniz eski kız lisesi ilk evet, hükümet evet. binasıydı kız değil mi? Kız bahçesi. Vardı. Orada bir sıra evler vardı. Evet. Evlerle o sokak çok daralmıştı. Hükümet Caddesi çok dardı. Annemler Ziraat Bankası'nı sattıktan sonra Ziraat Bankası'nı evi sattıktan sonra uzakta bir daha Hükümet Caddesi'nin ilerisinde bir ev aldılar. Evet. Ben oğlumu Selim 50 doğumlu anneme götürürken arabayla çocuk arabasına götürürdüm. Karşıdan otobüsler gelirdi. Otobüsler gelince ben ara sokaklara girerdim çarpmasınlar diye. O kadar dardı. O kadar dardı. Belki çok gayret ederek şey yapabilirim ama kurtarabilirim ama çocuğum şey yapmasın diye ara sokakları gözleyerek. 1951-52 yıkımından önce değil mi bahsettiğiniz? O 50. Tam 50, daha yıkım yapılmadan mı? 50, yıkım yapıldıktan sonra. Yapıldıktan sonra, da hala dardı diyorsunuz efendim? Yani. Efendim? Hala dardı diyorsunuz yıkım dardı, yapıldıktan 50. sonra. Oğlum doğduğu zaman çok dardı. Yani yıkım yapılmasına rağmen dardı. Doğru mu? Siz onu söyleyin de yani, yıkım 1900 yapılmadan evvel. Yapılmadan evvel. Şimdi, tamam. Dinliyoruz, evet. İşte oradan böyle araya girerdim. O kadar dardı. Anneme, annem de Hükümet Caddesi'nde o kız bahçesinin karşısında bir ev almışlardı. Şimdi abimin yazıhanesiydi orası. Şimdi kızlarına kaldı. O yolda o kadar dar bir yoldu. At arabaları geçermiş galiba öyle değil mi? At arabaları. Üstünde neler vardı mesela, neler taşırlardı? İşte ben bu şeyleri çok hatırlıyorum. Yağ tulumlarına langır 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 böyle. Benim acayibime giderdi. Babam da yağcı değildi. Burada yağcılık yapmadı. Hı-hı. Şey yok. Nasıl koyuyor bunlar? Böyle bir şişman şişman kimseleri. Ağızları kapatılmış herhalde. Evet. Değil mi? Tulumlarda götürürlerdi. İşte oradan sonra herhalde o köprüden geçip gidiyorlardı onlar. Fabrikalar vardı bu tarafa. Tamam. Burada fabrikalar vardı deniz kenarında. Oraya getiriyorlardı. Şimdi Ayvalık Kanalo'dan Çamlık tarafına doğru komple fabrika mıydı? Çamlık. Sanayi. Evet. Kanalo demeyeceğiz de bir pastane var. Kanalo şeyde deniz kenarında. Suyu söyleyelim. Elektrik evet. santralından evet. Çamlığa doğru fabrikalar diyelim isterseniz. Evet. Hep böyle fabrikalar var. Peki soru soruyu açıyor. Fabrika ben geçenlerde birisiyle konuştuğumda dünya kadar burada mengene var. Evet. Filancaların diye. Şöyle bir baktığınızda yani hatırladığınız kadarıyla mesela kaç tane mengene fabrika falan vardı? Hatırladığınız isimlerini, sahiplerini bildiklerinizden var mı? Var. Kimler vardı mesela? Mengeneleri bilmiyorum. Benim Ayvalık'taki evimin karşısında da bir mengene vardı ama. Bu ev dediğiniz ev? O da ayrı bir ev. İş Bankası'nın hala duruyor bizim evimiz. İş Bankası'nın. Arasına arkasına girince. Geliyor. Karakolun arkasında bir ev var. Onun karşısında bir mengene vardı. Mengeneci. Ballılar var benim tanıdığım. Araya girdim gene. Ballılar var. Onların birkaç tane mengenesi vardı. Ara sokaklardan. Yani Karakol Sokağı'nın oralarda hep onların mengeneleri vardı. Çok vardı. Bir de Mahir Hanım'ın dünürlerinin neydi bilmiyorum ki. Onların bizim o karşımızdaydı. Ali Kaptan'ın falan. Evlerinin oralarda bir mengene vardı. Vallahi bir sürü saydılar bana da tabii benim hafızamda onları tutmam mümkün değil. Efendim sırası geldiğinde o kişiyle bir daha bir görüşeceğiz filan. Çok olabilir. Evet. Mustafa Ballı'ydı galiba. Kızları var şimdi. Türkan filan var. Türkan'ı filan tanırsınız siz. Bu İbrahim Keskin'in evinin arkasında oturmuşlardı. Yani Ballılar 2-3 kardeşti. Hepsinin ayrı ayrı mengeneleri vardı. Onlar duruyor mu hala bu Ballılar burada? Evet, var mı ayrı olarak? Torunları var, hayattalar. Ama herhalde başka şeylerle uğraşıyorlar. Mustafa Ballı'nın annesi de eşin de hayatta yani. Mustafa Ballı'nın eşi hayatta. Ben de